Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir dizi videosu ile daha karşınızdayım. İzlerken ellerinizi yıkamaktan soyacağınız hep yine travmatik dizimiz Masumlar Apartmanı. Nur Topu gibi bir dizimiz daha oldu. Masumlar Apartmanı TRT1'in yeni dizisi. İlk bölümüyle günün en çok konuşulan konularından biri oldu. Temizlik hastası istifçi obsesif bir aileyle tanışın. Yüzümüzü onlarca tokat dediğimiz ilk bölümüyle hala tüylerimiz diken diken. TRT1'in yeni dizisi Masumlar Apartmanı'na gelin hep birlikte bir göz atalım. Kadrodaki müthiş isimlerimiz Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah. Temizlik hastası, istifçi ve obsesif bir ablanın hem aileye hem apartmana yaşattığı travmatik olaylar etrafında dönüyor. O kadar korkunç bir boyutta ki artık herkese zarar veriyor. Arkadaşlar her bir detay harikaydı gerçekten de dizide. Yönetmen Çağrı Villalostivali harikalar yaratmış. Domatesi kaç kere yıkadığı bile hasta babasına yemek yetiştirmekten daha önemli mesela. O kadar ciddi bir durum. Astım hastası kardeşine hızlıca ilaç getiremiyor hatta çünkü çantayı sadece eldivenle karıştırabilir. Bu daha mühim. Psikolojisini bozduğu kardeşinin her gece altını ıslatmasında da kendinde hiçbir suç aramıyor. Tek derdi orayı temizlemek örneğin. Kardeşlerden ablaya tek benzeyen bu kız Merve Dizdar o kadar iyi oynamış ki Safiye'nin askeri diyebiliriz. İşte böyle bir kadın Safiye annesinin çocukluğunu kararttığı ama annesinden nefret etmek yerine onun giysilerini hala giyen, ona dair hiçbir şey evden atmayan bir kadın ve kardeşlerine babasına tüm apartmanı eziyet ediyor. Onun annesinde de aynı hastalıklar varmış bilemeyiz. Safiye biraz yukarı taşımış olabilir. Arkadaşlar Ezgi Mola o kadar harika oynadı ki geçen gece ve epey takdir topladı. Ona benzeyen izinden giden tek kardeşi Merve Dizdar ise yine bildiğimiz gibi muazzamdı o da. Peki niye sürekli apartmanı eziyet ediyor deyip duruyorum arkadaşlar düşündünüz mü? Çünkü tüm çöplerini sahibi olduğu apartmanın dairelerinden birinde istifliyor. İnsanlar ceset saklanıyor sanıyor. Arkadaşlar öyle hastalıklı korkunç bir koku. Premium istifçilik herhalde bu mevziyi psikiyatrise götüren sanırım bu konu olacak. Hatta artık yer kalmadığı için yeni bir daireye daha ihtiyaç var. O yüzden mevcut kiracıyı göndermek gerekecek. Zaten arkadaşlar o pis kokudan kiracılar kendileri kaçıyor. Bir de yeni gelenleri de apartmana almamaya çalışıyor. Ailenin en normal kişisi Safiye'nin kardeşi Han, başarılı bir iş adamı, yakışıklı ve tüm bu hastalıklardan nasibini almamış bir adam, küçük kız kardeşini ve babasını bu deli ikiliden korumaya çalışıyor. Boş daireyi kiraya veren de o Safiye, Han'ın sözünden çıkamıyor, ona bayılıyor ama yine de o daireyi kaptırmamaya niyetli. Han bir araba kazasıyla beraber İnci isimli kadınla tanışıyor. İkisi de adeta ilk görüşte aşık oluyorlar birbirlerine. Dedesi ve kardeşiyle yaşayan İnci sevgilisinden daha o gün ayrılmış durumda aslında. O da Han'dan hoşlanıyor ama bir daha görüşürler mi meçhul. Evet arkadaşlar derken yeni kiracıların İnci ve ailesi olduğunu öğreniyoruz. Han ne yapsın ki bu kız aileye gelin gelip bir şey demişti orada ve numarasını bile bu yüzden istememişti. Kız şimdi ailesinin bir numaralı hedefi oldu yani. Safiye ise Han'a o kadar bağlı ki kardeşinin onu sevmediğini ve
Utandığını hissettikçe kahroluyor, tiksinerek bakıyor bana. Hilkat garibesiymiş gibi hele bir bakışı vardı ki kıza, içinden sanki keşke kardeşim olmasaymışsın der gibi onun sözleri mesela. Ah Safiye, ah, annesi galiba en çok onunla uğraşmış ve bu kızı kendi gibi hasta hale getirmiş, onun travmalarını kardeşinin hayatında açtığı yaraları izliyoruz. Gülseren Hanım dizinin aynı zamanda da senaryo danışmanlarından, sadece Safiye'nin değil, dizideki herkesin ayrı ayrı travmaları var. Hepsini göreceğiz. Ayrıca Gülseren Hanım'a helal olsun. Yakın zamanda TV8 ekranlarında başlayan Kırmızı Oda dizisi reyting rekorları kırmıştı ve bu da Gülseren Hanım'ın Madalyonun İçi kitabından uyarlanmaydı. İnci'nin babası da alkolik, annesi bu sebeple ölmüş ama nasıl olmuş tam olarak bilinmiyor. İnci de gidip nefret ettiği babası gibi alkolik birini bulmuş. Ayrıldığı sevgilisi yani. Burada da ayrı bir travma göreceğiz. Bakalım çöp yağını dairede ortaya çıkacak mı? İki aile bir araya geldiğinde ne yaşanacak? İkinci bölüm fragmanı şimdiden trendlerde. İlk bölüm sonucunda fena reyting almadı. Totalde 6, ABD ise 5. oldu. Şansı bol olsun. Biz merakla bekleyeceğiz ikinci bölümü. Arkadaşlar ben diziyi beğendim gerçekten, yani oyuncu kadrosu süper zaten. Konusu da çok güzel. Zaten bu şekilde ya uyarlamayı kitaplardan esinlenen diziler güzel oluyor. Sizler de düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bana destek olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere, sizleri seviyorum.